Selamun aleyküm arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım, güzel insanlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu yoğun istek üzerine abi yaptığın eski motorlar nikelaj olmayanlar, bakıma gelenleri, kartellerini, parçalarını gayet topladıktan sonra tertemiz görüyoruz. Bunu nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun falan diyerekten bir video atarsan seviniriz falan dediler. Biz de öyle yapalım falan diyerekten. Aklımıza geldi, öyle bir şey de geldi. Biz de onu yapacağız. İşlerimiz çok yoğun. Allah'ıma bir şükür, baksanıza böyle saç sakal karıştı. Dede olduk neredeyse. Sağlık olsun, olabilir. Yarın cumartesi gideriz beraberimize, derdimi temizlediriz. Elimize geldiği kadar işimize bakarız. İşler çok yoğun. Her zaman söylediğim laf, Allah kalbi gönlü temiz olan herkese versin. Fesat olan insana, cimrilik olan insana, cimri olan insana veya kötü niyetli, art niyetli olan insana Allah zaten vermez. Bunu zaten iyi biliyorsunuz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Onları önceden baştan tanıtalım. Gerekenleri söyleyelim. Ondan sonra uygulamaya geçelim. Bir bakalım ne yapıyoruz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Bir zahmet ricam olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yani kızmayın, darılmayın. İlla ki bir reklamımız olsun istiyoruz. Durum bu şekilde. Hadi başlayalım. Neymiş abicim şimdi motorumuz? Teknobilet. Nereden gelmiş abi? Hasan Hüseyin, Antalya, Alanya. Hasan Hüseyin Çelik. Bunları yazmış sağ olsun. Hatta biraz da böyle bir biraz hediye göndermiş. Elma, armut, bilmem mango muydu neydi, öyle bir şey olacak gerek. Takılacak olan malzemelerini, yapacak olan işlerini. Bakın önceden ben böyle bunları böyle hazırlıyorum. Bunun içerisinde mazot var, benzin var, tiner var. Bir de bir şey daha var, onu siz bulamazsınız. Frezecilerin kullanmış olduğu kesici yağ var, özel bir yağ var. Hepsi içinde karışık zaten. Böyle şöyle söyleyeyim ilk önce. Daha önceden ben bunları tev fırçada, yani taş tev fırçası, şunu söylemeye çalışıyorum. Şunda ben bunların şu conta yerlerini bunlara temizlerim. Kazımam. Tertemiz temizler. Sağını solunu girebildiği kadar yerlerini sürterim. Hazırlarım. Krangını, silindirini, silindir yeni zaten. Yan sanayi ayırsal. Şimdi kapağını böyle tertemiz onları temizlerim. Fırçalarım. Ondan sonra ne yapacağız abicim? Tüpte ısıtacağız. Onları uygulamada göreceksiniz inşallah. Isınan kirler, şöyle kirler biraz yumuşadığı için biraz tev fırça, biraz da normal boya fırçası var. Onları birazdan göreceksiniz. Onun yardımıyla tertemiz temizliyoruz. Biz bu şekilde yapıyoruz. İnşallah zevk alırsınız, keyif duyarsınız. Ya Allah, bismillah diyelim, başlayalım bakalım. Videoyu durdurayım, tekrar başlatacağım. Hay Allah, bismillah, başlayalım arkadaşlar. Tümümüzü yakıyoruz abici. Katıdırımızı koyalım. Biraz ısınan dursun. Biz de bu esnada kapağımızı koyalım, ısınan dursun. Bunları ısıtmanıza gerek yok. Sizleri kapağı ısıtmanıza gerek yok. Öyle bir şey olmazsa yapmayın. Sıra dursun. Biz şöyle güzelce biraz fırçalayalım. Biraz sessiz video olacak ama
uygulamalı olacak. Bu kadar. Şimdi sana her malzeme yukarıda basında yerine geçer. Arıları temizleyelim. Bu sana kadar. Böyle tertemiz çıkacak. Sıra ekmek kelepçesinden. Tamamen gelen her motoru ben böyle bu şekilde yıkamasam, asla toplayamam. Çocukluktan, çıraktan, ustamızdan almış olduğumuz bir alışkanlıktır. Silinir, temizlenir, hava tutulur, toplamaya başlarız. Bu kadar yeter. Bakın şimdi ısınan ne yapacak? Dumana bakın. Korkmayın, bu duman size zarar vermez. İnanın bir fukarı dahi temizler. Hani geçtiğimiz seneler üzerinde koronavirüs falan vardı ya. Bundan dolayı ben buraya korona falan giremez. Bir bakalım. Biraz daha fırçaya ihtiyacı var. Bir de kontrol edelim arkadaşlar. Islattıktan sonra tüpe koyarsanız bu yanar, olmaz. İlk başta yaptın yaptın, ne yapabildiysen, çıkartabildiysen. İki daha yeri var, ondan sonra yapalım. Yeter bu kadar. Bir de şurası. Başka, biraz daha. Başka yeter. Tamam, fazlasına gerek yok. Zaten tertemiz oldu eskiden bakarsak. Son durulama.
Gittikten sonra resmini göstereceğim. Kapatalım artık. Yeter bu kadar. Hadi bir duman daha. Bu biraz daha ısınmış. Ne yaptığımı görün diye. Islatalım bir. Biraz daha fırça ihtiyacı var. Ne bu? Hemen üst kapağımız bu arada da ısınmış oldu. Bunlar da yumuşuyor o seviyede. Kapaklar olsun, ceren tatlısı ısınıyor. Şuraya biraz şey dolduruyoruz, temizleme ilacı diyelim. Fıssa basar, dekompöz basar, buradan aksın. Niye pislikle gitsin diye. İşte aynen böyle. Ondan sonra tamam. Gel bakalım silindir efendi. Silindir ayrı saldı, ayrı kalmışlar, yan sanayi. 140 bilmem diyor, bir şeyler diyor. 10-40 abuduk bir şeyler, bir şey ne yazıyor artık? Buradasın yan sanayide. Olsun bakalım. Tabii müşteri kendi tercihi. Aklıma gelirken hemen orada söyleyeyim. Daha önce bana birkaç sene geldi. Kendi yapacak olanlar, yan sanayi sindir olanlar için önemlidir bu. Yan sanayi sindir olanlar arkadaşlar. Bazı dökümlerde içeride çapak oluyor. Ufak bir dokunuşlar düşüyor. Bunları daha önce bakın temizleyin. Her tarafından. Bunları daha önce bakın temizleyin. Sonradan çalışıp da sindirecek gitmesin. Bunlara dikkat edin abicim. İşte bu kadar. Yeni almış gibi bembeyaz oldu. Hemen pistonu yıkayalım. İşte bu kadar. Ceren tablonu yıkayalım şimdi sırada. Bakın yumuşayınca leş gibi olan yerler çıktı geldi. Bir de siyah ya, ılık ya.
Biraz ısındı ya kartellerden dolayı. O iyice kendini saldı iyice ha. Hadi ayıp olmasın. Bir dükkan sağlıyor yoksulça. Çıraklığımız zamanında böyle mazot falan yoktu. Yani vardı da öyle yıkamazdık. Müşterinin deposundan javaları, mezleri, planet Rusları öyle diyeyim yani. Onlar ustamı söktüğünde kalbamızda bakalım sıra sende yıka bakalım bunları. Depozdan benzin çek. Yarın işte 1000 lira. Bunları yıka. Tertemiz yapardık böyle. Yıkarken kafa dönerdi. Dön Allah dön. Ama şimdi öyle bir şey yok. İsteyen böyle yapar, isteyen başka türlü yapar. Başta sıvı kullanır. Biz eski usule devam ediyoruz. Karakolu yeni. İşte bu. Gel bakalım volantı verdi. Her gelen soğuk parça yeri buz gibi yaptı bunu. Sekmanlar. Gel bakalım kartel videoları. Bu da böyle ayrı bir sanat, böyle bir zevk. Yaptığın işten her zaman için zevk duyacaksın, severek yapacaksın. O moto senin yüzünü güldürür abim, hiç merak etmeyin siz. Böyle tertemiz çıkacak işte. Sekmanlar, pullar, debre sekmanı, perone sekmanı, en son
Kontrol et abi, hiçbir şey kalmasın. Bundan fırçalarsan düşer aşağı. İşte bitti. Bundan sonra başta ne kaldı? Bir şey kalmadı. Fırçamızın ağzını temizleyelim. Fazla. Bu bir daha lazım bana. Bu hemen bir sene kullanmak değil bu. Ben bunları daha sonra hanimle hümeçene güzel edene şey alıyorum. Döküyorum. Dibinin pisliği dibine çöksün. Çamurlar, toz çöksün. Dökerim bunu. Tekrar bir daha yapıyorum. Bir daha kullanırım. Bu şekilde. Şunu kenara koyalım şimdilik bir. Elini silelim. Ortaya ne çıkmış bakalım abi nasıl bir şey olmuş. Önce elimizi silelim abi. Bakın abicim, olay bu işte. Ondan sonra tertemiz, güzelce ne? Kompresörle bir hava tut. Tertemiz, temizle. Tüysüz bir bezle. Atlet gibi olur, şunun gibi bez olur. Veya tişört bezi olabilir. Tüy olmayacak asla. Bunu da söyleyeyim arkadaşlarım. Şu kapakları yıkamayın. Debriyajı yıkamayın. Debriyajın çalıştırma balatası ve şu çekiş balatasını asla yıkamayın abicim. Bunlar olmaz. Bunları yıkamayın abicim. Onlar zımparalanır, tertemiz. Çünkü kurumaz. Kuruyan da epey zaman geçer. Kuruduktan sonra da aşırı ısınmadan dolayı bunların üzerine şunun sıvısı kaygan bir zemin oluşturuyor. O zaman moto çekmiyor. Bunları yıkamayın, bunları ıslatmayın yani. Dediğimi anladınız inşallah. Ha, ayrıca Mobilet'in en kaliteli, en sağlam dış beğeni. Yok bunlardan ya. Çok kaliteli bunlar. Bu da çok kaliteli ha. Kendi orijinali bu da. Bu da çok kaliteli bir şey. Hep yan sana çançın malları var. Durum bu şekilde. Baktınız, gördünüz. Bakın görüyorsunuz. Nasıl olmuş? Ufak tefek kalmış. O kadar kalsın. Sekman bile yatakları. Keçi yatakları. Bundan sonra tekrar tertemizlenecek, silinecek. Üflenecek, tertemiz çıkacak. Keçeler çakılacak, bileler çakılacak. Tertemiz toplayacağız. Durum bu. Bir sonraki değişik bir video oldu. Bayağı da yoğun istek vardı. Hatta WhatsApp'tan bile abi ikinci el böyle tamir gelen motorları nasıl temizliyorsun, nasıl yapıyorsun falan diyerekten böyle bir şey de geldi, neydi onun adı? İstek geldi. WhatsApp'tan olsun, canlı konuşmalardan olsun. Bu da böyle dek geldi. Sadece bunun sahibine de söyledim. Senin motor parçalarını yıkarken bunu ayrıca videosunu atacağım diye de onlara da söyledim. O da sağ olsun, eksik olmasın. Teşekkür ettim bize ayrıca. Şimdi bu alışkanlık bize 13-14 yaşından beri oldu. Daha önce söylemiştim ya, daha büyük mezler, cavalar, planetler. Bunları yıkarken benzinle yıkardık. Deposundan 1 litre benzin çekerdik. Ondan yıka koca parçalar. Yani neredeyse şöyle üstüne koysam boyu benden büyük. O zaman küçüğüz ya. Benzinle yıka kafamız dönerdi böyle. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Sakın abartmıyorum. Çok net söylüyorum. O bitmeden tuvalete bile dahi gidemezdik. Bak o bitmeden, o parça bitmeden tuvalete dahi gidemezdik. Tertemiz temizlerdik, silerdik. Contaların yapıştırma olaraktan şarlak vardı o zaman. Onları da hazırlardık. Ustam gereken malzemeleri alırdı. Toplamaya başlardı. Biz de ondan öğrendik. Yani şu alışkanlık bana aşağı yukarı en az 35 sene, 40 sene diyebilirim yani. Benden bu kadar. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum.
Selamlar, saygılar. Eyvallah. Yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.